Dünya borsaları yükselmeye devam ediyor. S&P 500, teknoloji hisselerinin öncülüğünde eylül başından beri gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Salgın nedeniyle baskılanan havacılık ve enerji hisseleri yükselişte başı çekerken, banka hisseleri hızlı çıkış sonrası nefesini topluyor. Evde kal hisselerinde seçici alımlar görülüyor. Günün yıldızı hiç şüphesiz Türkiye varlıkları. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomide yeni dönem toplantısında verdiği güven verici mesajlar sonrasında Türkiye varlıklarında uzun zamandan beri gördüğümüz en sert yükseliş yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istikrarı ve yatırımcılarla ilişkileri geliştirmeyi vurgulayan piyasa dostu sözleri, Merkez Bankası Başkanı'yla Hazine ve Maliye Bakanı atamalarıyla oluşan iyimser havayı daha da güçlendirdi. Uluslararası yatırım bankaları gün boyu Türkiye pozisyonlarını artırdıkları yönünde raporlar yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyonu düşürmek için gerekirse acı ilaç içeri sözleri sonrası Türk lirası %4'ün üzerinde değer kazanırken 5 yıllık CDS 52 bas puan düşerek 400 bas puan düzeyine geriledi. MSCI Türkiye %9'a yakın yükselerek ay başından beri kazancını %26 gibi inanılmaz bir seviyeye taşıdı. Banka hisseleri geleneği bozmayıp yükselişte bayrak taşıyıcı rollerini sürdürdü. Piyasalardaki yükseliş devam eder mi? Amerika ve Avrupa vadelilerinin seyri, Borsa İstanbul'daki yükselişin sürebileceğini işaret ediyor. Geçmiş verinin incelenmesi ise bu denli sert yükselişler sonrası kar satışları geldiğini gösteriyor. Biz iyimser tarafta olmaya devam ediyoruz. Aşı bulunduğu ve hayat normalleşiyor, Türk lirası güçleniyor sepetlerinin endeksi yenmeye devam edeceğine inanıyoruz. Endeks için destek olarak 1245, direnç olarak 1345 seviyeleri öne çıkıyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.